Marmara Outlet AVM'de Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Alışveriş merkezi yönetimi ziyaretçilerine kentin düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle lokma tatlısı ikram etti. Alışveriş merkezinde ayrıca Trakya Üniversitesi Konservatuvar Bölümü öğrencileri tarafından canlı müzik performansı sergilendi. Konservatuvar öğrencileri mezun olup Mardin Kızıltepe'de öğretmenliğe başlayan arkadaşlarının okulunda müzik sınıfı açabilmek için AVM'de konser verdiklerini dile getirdi. Trakya Üniversitesi'nde müzik öğretmenliği bölümünde okuyoruz. Yani geleceğin öğretmenleriyiz. Bu projenin amacı aslında bilinci şöyle. Öğretmen teorik şeyleri öğretmek yerine zaten mesleği gereği topluma hizmet veren bir alanda. Böyle farkındalıkları öğretmenler üstüne alırsa gelecek nesiller daha bilinçli, daha iyi ve daha etrafına duyarlı yetişir. Bizim de amacımız bu. Bu projemizle yardım yapacağız. Yardım amaçlı yapacağız bu projemizi. Son sınıf öğrencisiyiz biz. Daha önce okulumuzdan mezun olan bir arkadaşımızın okuluna yardım amaçlı davet üzerine burada konser düzenliyoruz. Onun okulundaki ihtiyaçları karşılamak üzere belli bir ücret alacağız. Mardin Kızıltepe'de şu an arkadaşımız görev yapıyor. Onun okuluna yardım amaçlı biz de burada bir konser düzenledik dersimiz için. İnşallah yardım ederiz arkadaşımıza. Bize de inşallah bu şekilde yardımlar gelir. Ayrıca bu dersimiz için bize yardım eden Marge Outlet'e çok teşekkür ederiz. Arkamızda durdular, yardım ettiler. Çok çok bütün arkadaşlarım adına ve öğretmenim adıma tek tek teşekkür ederim bu duyarlılıkları için. Alışveriş merkezinde her hafta sonu çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinliklerde ise bu hafta kokulu taş yapımı öğretildi. Güzel, çocuklar sosyalleşiyor, motor gelişimleri güzel. Yani güzel bir etkinlik. Bugün kokulu taş yaptılar. Güzel bir etkinlik, evet aynen. Geçen hafta kukla yapmıştık. Bu hafta kokulu taş etkinliği yaptık. Eğleniyorlar, güzel, hoş. Nasıl buldunuz etkinliği efendim? Bunu soracağız. Güzel, çocukların deşarj olması için güzel bir etkinlik. Ne öğrendiler bugün? Yani daha çok bizim için el becerisi yönünden faydalı olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu yaşta çocuklar biraz el becerisi zayıf olabiliyor. Bu noktada faydalı olur. İyiyim, siz nasılsınız? Nasıl buldun etkinliği? Çok sevdim. Bu ilk kez mi gelişiyor? Evet. Ne yapacaksınız bugün? Annem bana kum taşının hani böyle koktuğunu söylemişti. Öyle bir şey yapacaksın demişti bana. Kum taşı kokusunu. Peki. Güzel mi bu etkinlikleri, sevdin mi? Çok sevdim.